Ogesti kanalında Kahramanmaraş'ta Kahraman Kadınlar adlı programımızın bugünkü konuğu psikolog Aygül Kaya. Programımıza başlamadan önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü en içten dileklerimle kutlarım. Aygül Kaya'yı tanıyalım. Bize biraz kendinden bahseder misin? Merhabalar Sine Hanım. Tanıştığımızda sizinle çok mutlu oldum. Buradan tüm emekçilerin, işçilerin, kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden psikoloji bölümü mezunuyum. 24 yaşındayım. Yaklaşık 2 yıldır bu firmayla beraber beslenme üzerine de çalışmalar yürütüyorum. Ve yaklaşık 1 yıl kadar süredir de Kahramanmaraş'ta kendi beslenme kulübümüzde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üniversitedeki öğrencilik hayatınızda peki yaptığınız herhangi bir program çalışma var mıydı? Bunun yanı sıra yurt dışında da sanırım eğitim almışsınız. Biraz yurt dışındaki eğitiminizden bahsedebilir misiniz? Öncelikle üniversite yıllarımda ilk yıl birazcık zorlanmalarım oldu. Çünkü tamamen İngilizce olarak ben programı okudum. Dili öğrenmem gerekti. Aynı zamanda farklı bir ülke olduğu için oranın yerli halkının konuştuğu Boşnakçayı da öğrenmemiz bizim üniversite bünyemizde şarttı. O yüzden biraz da ona vakit ayırmam gerekti. Böylecelikle hem Boşnakça öğrendim, hem İngilizce öğrendim. Sırpça, Hırvatça zaten yakın diller birbirine. Aynı zamanda işaret dili ve A2 düzeyinde de Almanca biliyorum. Yani dil konusu dediğim gibi biraz karmaşık ilerliyor yurt dışında. Ama çok çabuk adapte olabiliyorsunuz. Yurt dışında yaşayınca orada insanlara ve dile maruz kalıyorsunuz. Dolayısıyla hızlı bir öğrenim söz konusu oluyor. Üniversite yıllarımdaki çalışmalarıma değinecek olursam, üniversitemizin psikolojik danışmanlık merkezinde sekreter olaraktan çalışmalarım oldu. Onun haricinde okulumuzun psikoloji departmanından ait olan bir grubumuz vardı yine. Okul kulübümüz. Orada da hem yönetimde çalıştım, hem akademik takımda çalıştım. İçişleri koordinatörü olaraktan. Dönemde yaklaşık 40'a yakın etkinlik düzenliyorduk. Bunlar zihinsel engelli çocuklar için yaptığımız tiyatrolar olsun, sergiler olsun, seminerler olsun, her yaz yaptığımız psikoloji zirveleri olsun, birçok etkinlik yapıyorduk. Bu şekilde dolu dolu yıllarımı geçirdim. Onun haricinde de neler yaptık? 2 tane araştırma tezi yayınlama fırsatımız oldu. Bunlardan bir tanesini 520 kişiyle yaptık. Üniversite öğrencilerinin anksiyete leveli üzerineydi. Diğer çalışmamda 540 kişiye bitirme tezim olan deneysel bir çalışmaydı. Deney yaptık 540 kişiyle ve çok güzel sonuçlar bulduğumuzdan kaynaklı olarak şu anda Londra'da basılmak üzere editörde. Akademi hayatım kısacası bu şekilde. Onun haricinde de 3-4 tane de stajım oldu. Boğaziçi'nde laboratuvarda çalıştım. ÇAPA'da nöropsikoloji laboratuvarında çalıştım yine. Onun haricinde Bolu'da çalıştım. Orası da hem tıp fakültesinde çalıştım hem de toplum ruh sağlığı merkezlerinde çalıştım Bolu'da. Bu şekilde genel anlamda geçti diyebilirim yani üniversite yıllarım. 24 yaşında genç bir bayan olarak ve bu kadar akademik başarılara sahipsin. Hani Maraş'a tekrardan gelme sebebin neydi? Seni buraya tekrar getiren rüzgar ne? Ve ek olarak bir sorum daha var sana. Alanın senin psikoloji ve neden beslenme programına yöneldin? Genelde bu soruyu çok merak ediyorlar. Şu şekilde açıklayayım. Ben yaklaşık 2-3 ay kadar devlet hastanesinde staj görürken, çalışırken beslenme düzenimi aşırı bozdum. Yani çok sağlıksız beslenmeye başladım. Uykuyu yetersiz uyuyordum. Geceleri genelde geç yatıyordum. Sabahları 7'de ister istemez görev başı yaptığımız için, erkenden 8'de başladığı için sabah erken kalkıyordum. Sabah 2 poğaçayla geçiştiriyordum. Öğlen doğru düzgün hiçbir şey yiyemiyordum hastanede. Genelde beğenmiyordum da yemeklerini. Bu sefer ne oldu? İşte hastane çıkışında gidip 2 tane tantuni yemeler,
üstüne tatlı yemeler, üzerine gidip arkadaşlarla bir şeyler içmeler, gece geç saate kadar ondan sonra uyumamalar ve bu benim yaklaşık bir rutinim haline geldi. Ve ben bir anda 15 kilo kadar bir kilo aldım. Çok bir anda bedenimde ciddi bir değişim gözlemledim ve bunu kontrol edememeye başladım. Ve burada neyi fark ettim biliyor musunuz? Bedenimdeki bu değişim beni psikolojik açıdan da çok yıprattı. Yani bir anda bedenin dış görünüşümün değişmesi, sağlık anlamında da artık hani sabahları uyanırken daha az enerjik hissetmem ve işlerime daha dinç değil de böyle daha pasif başlamam beni çok ciddi anlamda psikolojik bir depresyona itti. Ve ben buna çözüm aramaya başladım. O sırada da ablam zaten kendisi milli sporcudur. Aynı zamanda da beslenme uzmanıdır. O da bu anlamda programlar uyguluyordu ve kendisi kortizol kullanmasına rağmen yaklaşık 14 kilo gibi bir sonucu vardı. Ben de Maraş'a dönmüştüm. Kendisi dedi ki Aygül dedi yani sen çok fit bir kızın sana ne oldu hani neden böyle oldu? Dedim böyle besleniyorum, böyle uyuyorum ve böyle bir yaşantım var maalesef ki. Ablam dedi ki kendini toparla sıfırdan başlayabilirsin. Öylelikle ben programa başladım. Ve yaptığım program benim bütün hayatımı değiştirdi. Artık düzenli uyuyorum. Birden fazla şu anda bile 3 tane dernekte çalışmalarım var ki kiminin yönetimindeyim, kiminin koordinatörlüğündeyim. Ve aynı zamanda çalışıyorum. Aynı zamanda da psikolojik anlamda da akademik çalışmalarımı hala devam ediyorum. Ve bunların hepsine yetişebiliyorum. Yani enerjim yerine geldi. Bedenen zaten şu an görüyorsunuz az çok yeterince fit olduğumu düşünüyorum. Ciddi anlamda ilk ayda bir 9 kilo kadar kilo kaybım oldu ve kas kazanma programına başladım devamında da. Şu anda da hala kas kazanmaya, spor yapmaya devam ediyorum. Ve bu anlamda da birkaç tane aslında AB projesi de geliştirdik. Şu anda çalışmalarımız var, onlardan da bahsedeceğim. Şunu fark ettim. Eğer bedenimiz gerçekten sağlıklıysa, eğer gerçekten kendi potansiyelimizi, kapasitemizi sonuna kadar zorluyorsak ve kendi limitlerimizi aşmaya yönelik hareketler yapıyorsak, devamında psikolojimiz de sağlam oluyor, kariyerimiz de sağlam oluyor, yaşantımız da, sosyal ilişkilerimiz de. Yani size çok küçük bir örnek vereceğim mesela, çok uzun tutmamak için. Bir D vitamininin eksikliğini ifade edebilir ki bir birey için diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama D vitamini almayan, düzgün almayan bir insan depresyona daha yatkındır mesela. Yataktan çıkmak istemez, uyku problemleri yaşar. En kötüsü ne biliyor musunuz? İnsan ilişkilerinde problem yaşar. Bizim bugün belki de komşunun dediği bir şeye daha çok alınmamızın, sağla solla kavga etmemizin ya da sevgilimizin, babamızın, abimizin söylediği lafa bu kadar çok takılmamızın sebebi belki de vücudumuzdaki bir hormonun farklı salgılanması. Belki de bir vitamini eksik almamız, belki de yaşantımızda hiç spor, hareket veya yapabileceğimiz hiçbir sağlıklı alışkanlığın olmaması. Yani bunlar ne önem arz ediyor diye sorarsanız benim için çok şey değiştirdi. Ve ben neyi fark ettim? Benle beraber halka halka etrafımdaki insanların hayatını değiştirmeye başladım. Benim beslenme yolculuğum da bu şekilde başlamış oldu. Ve dedim ki neden daha fazla insana ulaşmayayım? Neden bu dünyada bu kadar sağlıksız beslenen, yaşamına yön veremeyen insan varken ben bu konuda onlara neden yardımcı olmayayım diye bir soru geldi aklıma. Zaten şunu da biliyorum, yani az çok eğitimimden kaynaklı. Sağlıklı besleniyorsanız sağlıklı bir psikolojiye daha yatkın ve eğilimli oluyorsunuz. Yani ben de dedim ki o zaman insanları sağlıklı beslerim, bunun yolunu öğretirim, otomatikmen psikolojilerini düzeltmeye de yardımcı olurum. Benim mesela burada danışanım var. 4 tane antidepresan kullanıyordu. Bu antidepresanların 3 tanesini şu an bıraktı ve 3'e düşürdü. Sebebi de ne? Hayatına sağlıklı rutin getirmek. Yani biz burada ne yapıyoruz? Yaklaşık geçen yıldan beri sadece Maraş genelinden bahsediyorum. 400 tane insanı sağlıklı bir bedene kavuşturduk. Sadece bedene kavuşturmakla da kalmadık. İş anlamında da güzel bir ivme yakaladık. Onlara iş imkanı da sunduk. Bunlardan da tabii detaylı olarak sonra bahsedeceğim. Çalıştığın sivil toplum örgütlerinden biraz bahsedebilir misin? Öncelikle birkaç tane çalıştığım kuruluş var aslında ama bunların en önemlilerinden bahsetmek istiyorum. Bambu'da çalışıyorum. Orada eğitim koordinatörü olarak görev alıyorum. Görevim oradaki çocuklarla, eğitim alan öğrenciler ve velilerle öğretmenlerin arasında
bir bağ oluşturmak, köprü oluşturmak, aynı zamanda onların denetimini yapmak, ders sayılarını kontrol etmek, dersin içeriklerine bakmak vesaire. Aynı zamanda teknik anlamda da bir destek sağlıyoruz. Eğitim ekibinin amacı da şu: maddi anlamda olsun, sosyal anlamda olsun dezavantaj yaşayan çocuklar için fırsat eşitsizliğini önlemek için çalışıyoruz. Tamamen ücretsiz bir şekilde onlara Türkçe, matematik, fizik, İngilizce diyebileceğim tarzda dersler veriyoruz. Tabii farklı ekiplerimiz de var. Psikoloji ekibimiz var, psikolojik destek anlamında. Yetişkin atölyeleri, küçük çocuklar için işte satranç, dans kulüpleri vesaire, birçok faaliyet gerçekleştirdiğimiz güzel bir eğitim programı. Onun haricinde Genç Zihin Derneği'nde yönetim kurulunda başkan yardımcısı olaraktan çalışıyorum. Aynı zamanda da psikoloji ekibinin kurucu başkanıyım. Psikoloji ekibinde neler yapıyoruz? Çeviri yapıyoruz. İngilizce makaleleri Türkçe'ye çeviriyoruz. Yaklaşık 50 kişi başvurmuştu ben ilk başvuruyu açtığımda. Mülakatlarla 8 kişilik bir ekip kurdum kendime. Bunların birçoğu sayılı üniversitelerde gerçekten yüksek statülerde çalışmalar yürüten hem araştırmacılar hem de ileri düzeyde İngilizce'ye sahip insanlar. Ve ne yapıyoruz biz burada? Gayet patentli, imzalı bir şekilde İngilizce makaleleri %100 tablolarından resimlerini her şeyiyle çevirerekten Türkçe'ye kazandırıyoruz ve Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin de okuyabilmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda da AB projeleri yazıyoruz. Gezi Der'de, yani çalıştığım o dernekte. Nasıl AB projeleri yazıyoruz? Mesela benim geçen Eylül'de yazdığım bir proje kabul aldı. Gençleri bilimsel araştırmaya teşvik etme üzerine yazdığım bir projeydi. Yaklaşık 19 bin euro kadar parayı bize hibe yaptılar. Yani bu da yaklaşık şu an 170 bin TL gibi bir para yapıyor. 35 tane kişi 6 farklı ülkeden gelecekler ve Ankara'da biz onlara bir haftalık eğitim vereceğiz ve bunu da ben ve ekibim yapacağız. Bu da böyle bir projeydi. Şu anda da hatta yeni bir proje yazıyoruz. Yeni projemizde demans hastalığının, yani bu psikolojik aynı zamanda da nörolojik bir rahatsızlıktır, bir semptomdur aslında. Demans hastalığının prevalansını, yani yayılma hızını azaltabilmek için önleyici faktörler. Yani birazcık karışık geliyor ama kısacası nasıl bir önlem alırsak demansa yakılma, Alzheimer olma riskimiz mesela şey yapabiliriz, düşürebiliriz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bunun için de yine genetik mühendisliğinden oluşan, yine tıptan oluşan farklı bölümlerden, mühendislik olsun, psikoloji olsun, güzel bir ekibim var. Onlarla beraber çalışıyoruz bu konuyu da. Yaptığımız şey de şu, yine beslenmeye gelecek konu biraz ama ne yersek, mesela bu hafta ne kadar omega alırsam Alzheimer olma riskim düşer. Bu hafta işte bulmaca çözersem acaba beynimi ve bilişsel fonksiyonlarımı koruyabilir miyim? Ya da spor yaparsam beynimdeki nöronlar daha aktif mi çalışır? Bu tarz sorulardan yola çıkaraktan aslında sağlıklı yaşam standartı dediğimiz, wellness dediğimiz bir standart kuracağız ve bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bunu ileride uygulamaya, aplikasyona da aslında dökmeyi düşünüyoruz. Bu sayede insanlar telefonlarına bir bildirim gelecek. Mesela diyecek ki, bugün Alzheimer olmamak için ne yaptın? Yemek yedin mi yeterince? 3 öğün yemek yedin mi mesela? Bunlar çok önemli şeyler. Dün yeterince uyudun mu? Bunların hepsi gerçekten çok önemli kavramlar. Bunun üzerine bu tarz AB projeleri yazmayı ücretsiz bir şekilde gençlere öğretiyoruz. Yani bir şeyler birilerinin tek elinde dönmüyor, parası olan düdüğü çalmıyor orada. Herkes eşit. Siyasi dini görüşü ne olursa olsun, cinsel yönelimi ne olursa olsun, hiçbir şekilde ayrımcılığın olmadığı, bir şeyler gerçekten üretmek isteyen insanlara kapımızı sonuna kadar açtığımız kurumlardan birisi. Aynı şekilde beslenme kulübüm de aynı şekilde. Kapım herkese açıktır. Yani görüşü ne olursa olsun. Çünkü insanlığın sevildikçe, birbirini sevdikçe ve birbirine değer verdikçe daha iyi ulaşacağına inanan bir düşünce yapım var. Son olaraktan da sinir bilim topluluğunda yazarım. Yani haftalık düzenli yazılar yayınlıyorum. Beynin fonksiyonlarını anlatıyorum insanlara anlayabilecekleri dilde, basitçe olabildiğince. Ve düzenli olarak onlarla beraber sunumlar yapıyoruz YouTube'da. Anlatıyoruz işte beyninizde şu noktası şuraya şöyle faydalı, bu buraya bu buraya falan tarzı şeyler. Ve en sonda hatta cumartesi pazar yaklaşık 10 saat 9 tane hocayla beraber nörobilim günleri yaptık. Ve ciddi anlamda da yoğun bir sunum geçirdik. Bu şekilde çalışmalar yapıyorum yani.
Peki bu yoğun tempoyla nasıl başa çıkıyorsun? Sırrı ne bunun? Aslında bunun sırrı gerçekten zamanı doğru kullanmakla ilgili ve düzenli bir yaşamla ilgili. Yani her şeyin aslında gündelik olarak planımda zamanı yeri belli. Birinci önceliğim bu. İkincisi gerçekten içinizden üretmek istemeniz lazım. Gerçekten sabah uyandığınızda ben bugün etrafım için, kendim için, ailem için, toplum için ne yapabilirim sorusu temeli oluşturuyor. Gerçekten üretmek isterseniz zamanı yaratıyorsunuz. Yani bir şeye zaman ayırmak diye bir şey yoktur aslında. Bir şeye zaman yaratılır. Eğer gerçekten bir şeye baş koyduysanız, gönül verdiyseniz o zaman zaman buluyorsunuz. Ben mesela bu beslenme kulübünde yaptığım işte insanların her gün mesela teşekkür mesajlarını okumak, onlardaki değişimi yakından gözlemlemek, izlemek yani sadece bedensel anlamda değil. Burada mesela birçok insana iş fırsatı da sunduk biz. Yani bu kulübün mesela iki tane kopya kulübünü açtık ve her mahalleye açana kadar da durmayacağız. Yaklaşık 40 tane daha kulüp açmayı planlıyoruz bu şekilde. Böylece toplumdaki beslenme düzenini tamamen değiştirmeyi, daha sağlıklı bir toplum kurmayı hedefliyoruz. Bu çok gönülden bir istek. Bu sefer ne oluyor? Gerçekten istediğim için gerçekten çabalamam gerekiyor. Çünkü emek olmadan yemek olmuyor. Haliyle ne oluyor? Biz de her sabah kalktığımızda bugün neyi değiştirebiliriz sorusundan yola çıkaraktan o motivasyonu buluyoruz. Diğer konulara gelince manevi anlamda beni çok doyuruyorlar. Belki maddi anlamda çok fazla katkıları yok ama manevi anlamda bir şeyler yapabiliyor olmak, birilerinin hayatına dokunmak, bir şeyler değiştirebilmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu kadar enerjik olma sırrını şimdi anladık. İnsanın sevdiği işi yapmasında nasıl bir keyif verdiğini gerçekten çok güzel örnekledin. Peki diğer soruma gelecek olursam, Kahramanmaraş'ta iş kadın olmanın avantajları ve dezavantajlarından bahseder misin? Çok güzel ve yerinde bir soru, kesinlikle. Genel anlamda Türkiye genelinde zaten bu sıkıntı var. Kadınlara gerek daha az maaş ödenmesi durumu, yani politika anlamında ciddi sıkıntımız var. Kadına yönelik politikalarımızla düzeltme yapmamız gereken aslında birçok konu var. Ya da insanların ve toplumun bakış açısında ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Nedir? Bir kadın olaraktan güçlü olduğun zaman, kendi ayaklarınızın üzerinde durduğun zaman bazen sadece sevgi ve övgü görmüyorsunuz. Nefret kesinlikle söylemleri de görüyorsunuz ve bu çok acı bir şey. Bu da neye sebebiyet veriyor? Genç kızlarımız ya da kadınlar işe atılacakları zaman şöyle bir durup düşünüyorlar. Ben bu işi yapacağım ama komşum ne der? Annem ne der? Babam ne der? Destek olurlar mı? Acaba köstek mi olurlar? Acaba eleştirirler mi? Kötü bir şeyler mi söylerler? Yahut ben bu işin altından kalkabilecek miyim? Çünkü çevre faktörü de aslında çok evet etkili. Yani küçüklükten beri bize baskılamışlar. Yani bunu yaparsan bak başarısız olursun, beceremezsin, sen yapamazsın, bu erkek işi, kadın işte elinin hamuruyla bu işe karışmasınlar, işte kadınlar nedir atıyorum kız gibi yapma, işte erkekler ağlamaz. Bu tarz yaftalar, bu tarz söylemler ne yapıyor? Toplumumuzdaki kadın rolünü gittikçe aşağıya çekiyor. Ve biz bir şeylere adım atacağımız zaman cesaretimizi kırıyor. İçimizdeki o ilhamı, o motivasyonu düşürüyor. Dolayısıyla bunu nasıl değiştirebiliriz? Mesela bir baba olarak örnek veriyorum. Baba oldunuz, kızınız var. Küçük yaştan itibaren, kızım sen yapabilirsin. Kızım ben yanındayım. Hata yapsan da, düşsen de, başarısız olsan da, istediğin gibi sonuçlar elde edemesen de, ben buradayım. Birinci olarak babalara düşüyor bu görev. İkinci olarak toplumdaki erkekler. Sizin de anneniz var değil mi? Sizin de belki kız kardeşiniz var, sizin de etrafınızda sevdiğiniz bir bayan var. Yani o kadına karşı rolünüz çok büyük olmalı toplumda. Ne yapacaksınız? Destek olacaksınız. Bizim bir kadın olarak kimsenin desteğine ihtiyacımız olduğu için değil, aslında erkeklerin bu desteği bize vermeye ihtiyacı olduğu için. Çünkü toplumdaki kadın seviyesini ne kadar yükseltirsek, yani bizim görevimiz, başarımız, potansiyelimiz ne kadar yukarıya çıkarsa otomatikmen ne olacak? Genel anlamda toplumumuz büyüyecek. Toplumun büyümesi demek erkeklerin de işine yarayacak bir şey. Sadece biz kendimiz için çalışmıyoruz. Bugün benim para kazanıyor olmam, kendi faturalarımı ödüyor olmam
babamın cebinde daha fazla para kalması anlamına geliyor. Ve babamın bu parayı gidip arabasına, hobisine harcayabilmesini sağlıyor. Yahut bugün bir bayanın, kadının daha doğrusu ayağının üzerinde durabiliyor olması demek, özgürce kendi ihtiyaç ve isteklerine yönelik harcamalar yapabilmesi demek. Bir elbise alırken eşinden izin almaması demek. Bir ruj alırken babasından para istememesi demek. Bir kafeye gidip kahve içmek istediğinde gayet özgüvenli bir şekilde cebinden parasını çıkartıp kendi çayını, kahvesini bir erkeğe ödetmek zorunda değiliz. Ekonomik özgürlüğünü kendisi sağlayabilmesi. Tabii ki. Yani dezavantaj nedir? Evet, bazen küçümseniyoruz. Bazen yapamayacağımıza inanıyorlar. Bazen bizi çok güzel aşağılıyorlar. Ciddi söylüyorum bunu. Ya da mesela benim en çok eleştiri aldığım konu birden fazla işle uğraşıyor oluşum. Avrupa'ya bakın arkadaşlar. Avrupa'da insanlar ciddi anlamda, biz buna multidisipliner diyoruz, birden farklı alanla uğraşıyorlar ve bu sayede beyinlerini daha diri tutuyorlar. Ben bir işten sıkıldığımda diğer işime yöneliyorum. Orada eğleniyorum, keyifleniyorum, geri tekrardan motive olup ana işime dönüyorum. Yani bu aslında bir motive edici bir araç gibi. Tabii ki de benim ana odağım kendi işimdir. Diğer işler biraz daha, nasıl söyleyeyim, daha az ilgi gösterdiğim şeylerdir. Aynen. Yani bunu yapabilirler. Yani illaki tek bir şeye odaklanacaksın, üniversitede bunu okudun, bunu olacaksın diye bir şey yok. Yani genel anlamda tavsiyemdir bu genç kızlarımıza. Kesinlikle kendinize limit koymayın. Kendinizi sınırlandırmayın. Bir şeyi yapamayacağınızı ne zaman görürsünüz biliyor musunuz? Tam olaraktan denediğinizde. Yani bir şey denemeden ben bunu yapabilir miyim sorusu oluşmamalı. Kesinlikle kafada deneyin. Sonuna kadar zorlayın. Başarısız olacaksanız bile bu sizin başarısızlığınız olsun. Birinin herhangi bir düşüncesi ya da üzerinize kurduğu cümle olmasın diye düşünüyorum. Maraş'ta da dediğim gibi genel anlamda kadınların bir şeyi başarmasını görmenin, yani bir şeyi başardığımızı görmeye bile hoşlanmıyorlar bazen. Bir kadın olaraktan özgür olmamızdan hoşlanmayabiliyorlar. Ama şunu düşünüyorum, bence bu aşılabilir bir durum. Değişime eğer kendimizden ve toplumdan başlarsak gerçekten aşabileceğimiz bir durum olarak görüyorum. İş hayatında bir kadın olarak çektiğin zorlukları şu an gerçekten çok iyi anlayabiliyorum. Peki son olarak iş hayatına atılmak isteyen bireyler için önerebileceğin birkaç ufak tavsiyen var mı? Tabii ki de birkaç tavsiyem var ama bu tavsiyelerimi senin de müsaaden olursa genç arkadaşlarımızın gözlerinin içine bakaraktan söylemek istiyorum. En azından belki daha derinlere nüfuz edebilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar, öncelikle genç arkadaşlarla başlamak istiyorum. Kendinize asla ve asla limit koymayın. Kendinize asla ben bunu yapabilirim, ben bunu yapamam diye yapmadan, denemeden, en azından bir kere görmeden bu tarz yorumlamalar yapmayın. Kendinize karşı ön yargınızı kırmazsanız başka insanlar zaten size karşı ön yargılarını kıramaz. Önce siz kendiniz kendinizi seveceksiniz, kendiniz kendinize saygı duyacaksınız ve kendiniz için çabalayacaksınız. Çünkü kendini geliştirmek için çabalamayan bir birey toplumu geliştiremez. Yani bir şeyleri değiştirmek istiyorsak eğer etrafımıza yönelik, öncelikle kendimizden başlayacağız. Kendimizi değiştirince de adım adım arkası gelecek. Öncelikle tavsiye 1. Kesinlikle ve kesinlikle sağlıklı bir yaşam standardı kendinize oluşturmak zorundasınız. Bu gerek hastalıklara yakalanmamak için, gerek mantıklı bir akıl yürütmeye, sağlıklı bir beyne, sağlıklı bir düşünceye sahip olmak için, aynı zamanda da hem enerjiyi bulabilmek için çalışmak için, hem motivasyonu bulabilmek için. Bunların hepsinin temelinde yatan şey, benim bugün sağa sola her tarafa koşup yetişebilmemin tek temeli sağlıklı olmam. Kendi sağlığıma birincil önem vermem. Çünkü siz sağlıklı olmazsanız kimseye yardım edemezsiniz, kendinize dahil. İkinci seçenek, kesinlikle ve kesinlikle herkes, yani ne olduğu önemli değil. İster tarih kitabı olsun, ister siyaset olsun, ister psikoloji kitabı olsun, ister bir roman olsun, bir şeyler okuyun. Günde 10 sayfa bile olsa bir şeyler okuyun. Okumak gerçekten hem beyin sağlığınız için çok önemli, hem de kültürel anlamda belli bir donanıma ulaşmanız için gerekli olan bir şey. Çünkü biliyorsunuz, cahil olan bir insana ne anlatırsanız her şeye evet der. Yani kendinizi hayır diyebilen bir insana, bir şeyleri eleştirebilen, bir şeyleri gözlemleyebilen, bir şeylerin doğru veya yanlış olduğuna kendi düşüncesiyle karar verebilen bir insana dönüştürmek istiyorsanız, ikinci seçenek kesinlikle okumanız gerekiyor.
Okumadan olmuyor. Gerçekten eğitim şart. Eğitim alacak maddiyatınız olmayabilir. İş imkanınız kısıtlı olabilir. Dezavantajlı olabilirsiniz. Anneniz babanız hayatta olmayabilir. Bu tarz sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu engel değil. Yüzlerce başarı hikayesi var. Açıp okuyabileceğiniz ve sizi gerçekten ilhama ulaştıracak olan Afrika'da ayakkabısız, yani yaklaşık 3 kilometre yolu yürüyerek okula gidip de şu an Harvard'da okuyan insanlar var mesela. Yani bu zor bir şey değil. Bir şeyin temelinde 3. maddemiz geliyor. İnanmak yatar arkadaşlar. Önce kendinize inanacaksınız. Sonra da yapabileceklerinize inanacaksınız. Bu da 3. tavsiyem. Neymiş? Sağlıklı olacağız, okuyacağız ve inanacağız. Başarmanın temelinde benim için bu 3 şey yatıyor. Bu zamana kadar yaptığım şeylerde birçok, en basiti AB projesi için birçok arkadaşım bana ya Aygül, ya o kadar proje gidiyor, binlerce proje gidiyor Türkiye'den. Senin projeni niye seçsinler ki? Diye yorum yapan insanlar şu an beni alkışlayıp tebrik ediyorlar. Başarının sırrı şudur arkadaşlar. Yapabileceğinize inanacaksınız, kendinize güveneceksiniz ve şartları zorlayacaksınız. Kimse gelip sizin peşinizden koşmaz. Ben bu zamana kadar hiçbir profesörümün peşimden gelip de Aygül hadi gel şu çalışmayı yapalım dediğini duymadım. Hepsini kovalayan taraf bendim. Bu yüzden başarı istiyorsanız kovalamanız gerekiyor. Arkasından koşmanız gerekiyor. Kesinlikle kesinlikle bayanlar için, kadınlar için ana şart maddi özgürlük. Maddi özgürlük olmadan Türkiye'de maalesef bir söz hakkınız olmuyor. Ve kesinlikle saygıdan taviz verdirtmemek. Erkeklere karşı kendinizi ezdirmeyin. Gerekirse maddi olarak güçlü olsun. Gerekirse sizden daha zeki olduğunu düşünün. Gerekirse mükemmel yaşam standartları olsun. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil kızlar. Özellikle size söylüyorum. Genç yaştaki kızlar. Hiçbir erkeğin sizin üzerinizde hiçbir boyunduruk kurmasına izin vermeyeceksiniz. Dik duracaksınız. Ben bunu çok deneyimledim. Ne kadar dik durduysam, ben kendime ne kadar saygı duyduysam, karşımdaki insan bana o kadar saygı duymak zorunda kaldı. Saygı, değer, özveri, bunların hepsi sizin kendinizin, başarı da dahil olmak üzere elde edebileceğiniz şeyler. Dışarıdan kazanabileceğiniz, birinin size layık gördüğü şeyler değiller. Yani kimse size saygıyı layık görmez. Önce siz kendinize saygı duyacaksınız, başaracaksınız, çalışacaksınız, çabalayacaksınız ve takdiri kendi tırnaklarınızla kazıyarak alacaksınız. Başka hiçbir yolu yok bunun. Diğer bir konuya gelmek istiyorum. Bu güzel çekimi gerçekleştirdikleri için canım arkadaşlarıma, Ogesti ekibine buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir insanla tanışmış bulundum. Arka planda emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Onun haricinde size küçük bir sürprizim var. Özellikle biliyorsunuz kadınlar olarak güzelliğimize değer veriyoruz hepimiz illaki. Buradan şunun duyurusunu yapmak istiyorum. Herkese cilt bakımı hediye edeceğim. Çünkü neden etmeyeyim? Çünkü yapabiliyorum değil mi? Yani yapabiliyorsam yapabilirim yani. Hepinize hediye ediyorum. Bu yayını izleyen herkes, adreslerimiz, telefon numaralarımız vesaire olacak zaten yayın altında. Oradan alıp gelebilirsiniz. Hepinize cilt bakımı hediye ediyorum. İşe ihtiyacı olan bayanlar, kadınlar, özellikle ev hanımı olabilir. Eğitim düzeyi önemli değil, gerçekten önemli değil. Çünkü biz yoğun bir eğitim programından geçiriyoruz profesörlerle, doktorlarla ve diyetisyenlerle beraber. Zoom üzerinden düzenli olarak eğitim veriyoruz. Staj programları veriyoruz ve kendi iş yerini açabilecek düzeye getirene kadar onları maddi manevi her anlamda destekliyoruz. Bugün evde oturup da işte benim gerçekten çalışma hevesim var ama imkanım yok, bilgim yok, eğitimim yok, vesairem yok, şunum yok, bunum yok diyen bütün kadınlara buradan sesleniyorum. Gelebilirsiniz. İş yerimizin kapısı hepinize açık. Hepinize burada iş imkanı sağlayacağıma dair söz veriyorum. Gelebilirsiniz. Tanışırız, konuşuruz detaylarını. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Bu da bu şekilde çağrımdır, duyurumdur. Gelmek isteyenleri bekliyorum arkadaşlar. Biz de sana çok teşekkür ederiz. Bizi burada çok iyi bir şekilde ağırladığın güzel sohbetinden, güler yüzünden dolayı. Ve hatırlatmak isterim senin de belirttiğin gibi. Buradan bu videoyu izleyen tüm genç kızlarımıza ve kadınlarımıza, tüm sosyal medya hesaplarımız üzerinden de zaten hani bilgilendireceğimiz için burada senin yanına gelip en iyi şekilde sıcakkanlılıkla, güler yüzle cilt bakımlarını alıp mutlu mutlu bir şekilde ayrılabileceklerini de tekrar hatırlatmış olalım.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlarımızın gerek psikolojik gerek fiziksel şiddet gördüğü zamanlarda bize verdiği tecrübelerinden, tavsiyelerinden dolayı psikolog Aygül Kaya'ya bir de sizlerin huzurunda teşekkür etmek istedim. Buradan sonraki hayatında Aygül Kaya'ya başarılarımı sunarım. Aygül Kaya'nın ve bizim Ogesti'nin iletişim bilgilerini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Siz de bir sonraki Kahraman Kadınlar projemizde yer alıp diğer kadınlara ilham kaynağı olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.